Birkaç temel konu başlığımız var bu kampanya ekseninde. Bir tanesi tabii ki politik özgürlükler meselesi kapsamında kadınlar, hapishanelerdeki kadınların söz, eylem, örgütlenme hakkını kullanan kadınların en demokratik olan bu taleplerinin bile birçok baskıyla karşılaşması, bu anlamıyla da hani başta tecritin hapishanelerde ve toplumda uygulanan tecritin kırılması bakımından önemsediğimiz bir konu başlıkları arasında yer alıyor. Yine biliyorsunuz kadınların yaşam alanları, hem bu ister köyler bakımından olsun, kırsal bölgeler bakımından olsun, ister kentlerde kadınların yaşam alanlarına dair doğa talanıyla, çevrenin tahribatıyla, bu alanların ranta dönüştürmesiyle birlikte kadınların yaşam alanları da daraltılıyor. Buna karşı da biz bir mücadele çağrısı, bu anlamıyla doğanın talan edilmesine, ranta çevrilmesine karşı doğrudan kadınları da ilgilendiren bir konu olması bakımından da bu alanlara dair sözümüzün olduğunu söylüyoruz. Yoksullaşma krizinin krizinden en fazla etkilenlerin kadın olduğunu da biliyoruz. Bu ucuz iş gücü olarak emek sömürüsüne tabi olmasından, emeklerinin görünür olmaktan çıkarılmasından, aslında devletlerin gerçekleştirmesi gereken sosyal hizmetlerin kadınlar üzerinden görülmesine, onlara bir rol olarak verilmesinden ve bunun içinde çok cüzi ödeneklerle, fonlarla sanki bunun karşılığı ödünüyormuş gibi yaklaşılmasının sonuçlarının aslında toplamda neoliberal politikaların tümünün en ağır sonuçlarını kadınlar yaşıyor. Bu anlamıyla da kadın yoksulluğuna özel olarak bir vurgu var beyannamemizde. Bir bölgede çıkan bir savaş, başka bölgelerdeki kadınları da halkları da doğal olarak etkiliyor. Bu anlamıyla belki ilk önce kendi ülkemizden başlayarak savaş karşıtı bir hareketin oluşması, kurulması, inşa edilmesi bakımından da bir girişim içerisinde, bir mücadele hattı içerisinde olmamız gerekir. Bu mücadeleleri yaparken elbette ki birlikte yol yürüdüğümüz parti içerisinde de erkek egemenliğinin varlığını da göz ardı etmiyoruz. Nasıl toplumdaki erkek egemen sistem toplumun birçok yerine bu yaklaşımını çok derinlikli bir şekilde nüfuz ettiriyor. Bu bizim sonuçta bu toplumun parçaları olarak da bizim parti içerimizde de gelişen erkek egemenliğine karşı başka bir mücadele alanı olarak da görüyoruz bunu. Bu anlamıyla biz kadın meclislerini örgütlerken aynı zamanda parti içerisindeki erkek egemenliğiyle de mücadeleyi paralel bir şekilde yürütme, bir yandan kendimizi güçlendirirken, kadın yapımızı güçlendirirken, birey kadınlar olarak da kadınları siyasete içerisinde yer alan kadınları öne çıkarmak, güçlendirmek, bir özne haline gelmelerini, hep birlikte bir kadın dayanışmasıyla bunu sağlarken aynı zamanda erkek egemenliğinin saflarımızdaki yansımalarıyla da mücadele edeceğiz.